Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Bursaspor 5-1'lik bir çarpıcı galibiyetle geçtikten sonra Sivas Spor'da berabere kaldık. Sivas'ta berabere kaldık. Puan farkı 5'e çıktı derken kendimizi birden 3 puan farkla bulduk. Hayırlısı olsun diyelim. Şimdi ver bakayım raporu. 4-1-4-1 diyor ya. 4-2-3-1 de diyor. 4-2-3-1 oynayacağım ya. Ama 4-1-4-1 daha iyi gibi sanki. Deplasmanda mıyız? Deplasmandayız. Hadi 4-1-2-3 oynayalım. Kadroları fena değil. O zaman Douglas'la başlayacağım. Şöyle yapacağım. Şuraya hücum yaptım. Ee, Dalatu iki yönlü bek yaptım. Dalot sonunda ne olacağını karar verdi. Şunu da evet, iki yönlü bek diyelim. Luis Felipe'yi şöyle ayarlayalım. Kesici. Martin otomatik. Evet böyle gideceğiz. Bakalım inşallah 3 puanla dönebiliriz. 3 puanla dönersek çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Bizim için çok güzel olacak. Ondan sonra Altay maçımız var. Rahat bir galibiyet almayı umuyorum. Şaka maka Ekim'i de bitirdik. Kasım ayına geldik bile. Yenildiler ya. Şaşırmadım. Abi Dortmund'un altyapısı bize göre şu an çok iyi. Douglas 75 dakika oynasın diyor. Tamam. İkinci yarı çıkartır. Sıkıntı yok. Evet. Douglas da şu an şey aşamasında. Atlatma aşamasında. Hiç oynatmasak daha iyi mi acaba? Neyse şöyle bir girsin bakalım. İnşallah kaza bela çıkmaz. Maçın, maçın gidişatına göre direkt 4-2-3-1'e dönebilirim. Hadi bakalım. Kendinizi kanıtlayın aslanlarım. Çok önemli bir maç. Şampiyonlar Ligi'ni birinci olarak gruptan çıkmak çok önemli. Bakalım neler olacak. Kesimizi yapalım. Bir de şuna markaj yapalım. Tamam. Maça başlayan taraf Galatasaray değil. Kim başladı maça? Dortmund başladı galiba. Şimdi taç atışını kullanan Dortmund. Barko kafayla vurdu. Aron da top şimdi. Kontrol imkanımız olabilir. Solda bir boşluk var. Pelegri solda. Uzun oynadı. Ama defans için kolay bir top oldu. Şimdi Diogo da top. Ahmedov driplingini yaptı ilerliyor. Larsen'e verdi uzaktan bir şut. Üstü reklam dışarı çıktı. Şimdi köşe vuruşunu kullanan Galatasaray. Pelegre kafayla vurdu. Harika bir gol. Harika bir gol. Harika. Bu kralın imzası hacı, hacı, Muhteşem bir pas Kral gidiyor kral gole gidiyor Kral düzeltiyor ikinciyi düzeltiyor Üçüncü de çakıyor Çivi gibi çakıyor Kral çakıyor Galatasaray 2-1 önde Çok güzel kaydı be Kim o Aslanım Harun var ya seni seviyorum Bak sağ tarafı gör Pellegrini aktı aktı Yağ gibi aktı Güzel. Bitir onu. 2-0 be. 2. Hiç fark, fark Alman, İtalyan, İspanyol. İngiliz tek başına gitti be. Tek başına. Seviyorum bu çocuğu. Harika bir orta. Rakibe çarptı ama olsun. Pelegri'den harika bir bitiriş. Güzel. Tamam. Ara sıra zaman geçir diyecektim ama yiyeceğiz galiba. Eyvah. Eyvah. Çok güzel. Harika kestin Witsel'i. Bas abi sıkıştır. Akanji. Ortamlara Akanji diyor. Ooo. Pedrinho. Var ya fişek gibi bugün Galatasaray. Fişek. Kaptırmasan iyiydi ya. Abi şu kafaları düzgün atın Allah aşkına. Yalvarıyorum size ya. Taca atın bari. Öyle kafa mı vurulur? İyiceğiz herhalde ya. Konsantre olun. Şöyle hafif hafif dinlenin. Çok fazla kasmaya gerek yok. Güzel. Jota hafif sakat. Hoppa güle güle. Güle güle. Aman vurdur. Penaltı deme. Ya hoca yok bir şey ya. Allah belanı versin Douglas. Ah be. 90'a fena yazdı. Ya ulan var ya şunu yemin ediyorum yapmaya gelmiyor ha. Bu kadar da cecik iş olmaz yani. Aman diyeyim ha. Evet Douglas'tan önemli bir yata. İkinci yarıda çıkartacağım maksimum e, 75 dakika diyordu zaten. Kendinizi kanıtlayın aslanlarım. Hücuma da diyecektim yanlışlıkla tıkladım. Neyse. İkinci araya başlayan taraf Galatasaray. Şunu değiştireceğim ya. Ryan göster kendini. Pedrinho. Aldı gitti Pedrinho verdi pasını ama orada bir anlaşmazlık var. Rollere bir bakalım tamam. Bugün Hüsam'ı çok fazla görmedik ya. Hiç görmedik hatta. Aman diyeyim. Kötü bir orta Allah'tan. Diallo. Vurdurtmayın. Bas abi bas abi. Abi dur. Yiyeceğiz herhalde. Yeme. Güzel. Şuraya bir şey ekleyeceğim ya. Topa dal demişiz zaten. Ha, mevzuyu anladım dur. Defans çok geride. Defans çok geride beyler. Eyvah. Bu sefer de çok ileride oldu. Bir tık daha geriye çekeyim. Bir de kanatları açılayım o zaman. Seferden de merkezden gelecekler. Standart mı yapsaydım acaba? Şu an için sıkıntı yok gibi. E, oyuncu değişikliğine bir bakalım. Kimleri sokabiliriz? Sola Hakan'ı alabilirim. Valla Pedrinho'nun yedeği yok ama mecbur yaratacağız. Hakan gelsin. Ofansif oyun kurucu diyelim. Recep sakatlanınca orası biraz sıkıntıya düştü. Hüsam da biraz yorgun gibi ama Rodriguez merkezde oynar mı? Çok oynamaz. Belki kalitesiyle bir şey yapar. Evet artık son 10 dakika. Son 10 dakikadayız. Christian kale vuruşunu kullandı. Top Martinez'de. Martinez baskı geldi geriye döndü. Bak sol tarafta Ramos'a verdi. Hemen önü boş. Ne yaptın Ramos ya? Güzel top Pelegri'de kaldı. Sağ tarafa Hakan'a verdi. Hakan ilerledi. Açtı ortasını güzel orta. Direkten döndü. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım direkten döndü. Son 2 dakika artık. Galatasaray 3 puana çok yakın. Ahmedo, Larsen Bas orda bas orda Ya yedik ya Allah sizin belanızı versin ya Şu kadar tuttuk oyunu da 2 dakika kala yenir mi lan o gol Bitti ya bitti Neyse deplasmandan bir puan aldık ya o da bir şeydir. Daha bunu bir de kendi evimizde oynayacağız. Evet. Bir şey demeyeceğim ya. Ne desem bilmiyorum. O değil 2.7 milyon euro gitti değil mi? Devam. Altay maçına doğru ilerleyelim. Evet 4 2 3 1 oyna diyor. Biz de öyle yapacağız zaten. Sıkıntı yok. 2 gün dinlendireceğiz çocukları. Yalnız golü de sağ taraftan yedik ha. Dalot da istediğimiz şey vermeyecek galiba performansı. Dalot'u mu oynattım orada ben? Evet Aslında 3'ü de, de kaçırdık. Pelegrini orada 3'e atmış olsa Şu an hiçbir sıkıntı olmayacaktı Hemen 4-2-3-1'e dönelim Pelegri'yi mi oynatacağız? Enes'i mi? Bence Enes'i oynatalım. Pelegri zaten iyi bir maç çıkardı. Daha fazla yormaya gerek yok. Rodriguez buradasın. Santiago %94'te İkinci yarı Luis'i koyarız. Hakan gel. Pedrinho oynasın. Stoperleri mecburen değiştireceğiz. Ruben gel. Dalo çık. Ryan gir bakalım. Göster kendini. Bir kişiyi daha çıkartabilirim. Hüsamı değil de Lüzü çıkartayım. Devam. İnşallah kendi evimizdeki Dortmund maçını kazanırız ya. Onu kazanırsak büyük ihtimal şey bizim. Gerçi orada kazansak bile Yok pardon orada berabere kalsak bile yine bir imkanımız olabilir. Dortmund'da diğer maç, maçlarını kazanır büyük ihtimalle ama. Şu maçı kazanırsak büyük ihtimalle bizde. Büyük ihtimalle bizde. Neyse çok da kasmamak lazım. Her türlü biz bir üst tura çıkacağız. Her zamanda Liverpool gibi takımlar gelecek diye bir kaide yok. Ama gruplar gittikçe zorlaşıyor. Bu sene gruplar bayağı zordu. Yani ikinci, birinci çıksak bile yine zor bir takım gelebilir. Aslında Mehmet'i oynatabilirim kaleci olarak. Christiana bir şey olmaz herhalde. Kendinizi kanıtlayın aslanlarım. Burası tamam. Burası da tamam. Daha azimle oynayın diyorum. Maça başlayan Altay. Santiago baya iyi başladı na maça. Çat diye girdi ya. Furkan. Duran topu kullanmadı. Tatos'a pas verdi. Totas mı? Tatos mu? Tatos. Daha dikine pas yapalım. Allah Allah. Güzel. Hadi Rodriguez. Aa, uu! Harika yazdı. Harika yazdı. Bir daha görelim. Çıktı san sandım farkla. farklı. İşte bu Rodriguez ya. Biraz kendini göster aslanım. Üst direkten çarpıp girdi. Güzel. Daha Pelegri ile uyumuz tam sağlayamadığı için o güzel paslarını henüz göremedik. Pedrinho Sarı'yı gördü. Hemen ona bir sakinleş diyelim. Güzel. İlk yarıya 1-0 üstünlükle girdik. Kendimizi rehavete karşı savunmalıyız. Rahim daha çok genç ya. Böyle bir baskıyı kaldırabilecek durumda değil. İkinci araya başlayan taraf Galatasaray. Semih. Hakan. Şimdi taç atışını kullanan Ruben Rodriguez. Güzel döndü bir kanada Santiago top. Verdi Aron'a aç ortanı. Vur ona Pedrinho. Aa direkten döndü. Şunlar artık girsin ama beyler. Bir an benim oyuncu sakatlandı sanırım. Evet iki tane oyuncu çıkartacağım. Netleşti. Douglas gel buraya sağ tarafa kimi koyacağız Hiçbir fikrim yok acaba Enes sağ tarafta oynar mı ya anlat for zayıf oynuyor ama yine de oynuyor yapabilecek bir şeyimiz yok Bir de bek çıkarmam lazım işe bak. Aslında Hadi Martin'i çıkartayım. Martin bize çok lazım. Durum da 1-0 ha. Farkı filan açmış olsak diyeceğim ki hadi öylesine bir şeyler değiştireyim. Ligdeki performansımız biraz düştü gibi gözüküyor. Enes. Rodriguez. İlerledi. Verdi pasını Pelegri'ye. Pelegri. Hakan. Semi. Çevir içeri. Pelegri. Ah be oğlum be. Şunları artık bitir be aslanım. Rodriguez de yoruldu. Ahmet verdi pasını Rayna. Rodriguez. Hakan. Uzaktan bir şut. Kroos zor kurtardı. Martinez kafayla indirdi. Evet. Artık son saniyeler. Artık son düdüğü bekliyoruz. Ruben de son düdüğü bekliyor. Gelmedi bir türlü. Evet ve maç bitti. Galatasaray 1-0'la Altay'ı geçti. Allah kötü mötü galibiyeti aldılarsa tebrik etmek lazım. 500 bin euromuzu aldık. İşte böyle maçlarda takımın kötü göz performans gösterdiği maçlarda takımı sırtlayacak bir 10 numaranın olması önemli. Bugün Rodriguez çıktı Frikik'ten golünü attı. Christian övelim hemen. <laughs> Bunun üzerinden geçmeye hazırım değil diyor. Övsek bir türlü, övmesek bir türlü. Övmüyorum lan bundan sonra. Şu fırsat yaratma yerine bir rejenerasyon daha koyacağım. Yine temponun arttığı maçlardan bir tanesindeyiz. Devam. Olcay'dan 2 gol. Ali Yavuz'dan 3 gol. Güzel. Atalay'ı filan ekleyelim. Şu an e, yoğunluk biraz geçmiş gibi gözüküyor. Çıkıp oynasınlar. 4-1-4-1. 4-1-2-3 oyna diyor. 4-2-3-1 daha. Ben yine Göztepe maçını 4-2-3-1 oynarım. Bir dahaki bölümde kendi evimizde 2 maç yapacağız. Güzel. Göztepe maçını aldıktan sonra hemen şey maçına doğru ilerleriz. Dortmund maçına doğru ilerleriz. İnşallah kendi evimizde galibiyet alacağız. Fenerbahçe berabere kalmış. Puan farkı yine 5'e çıktı. O da güzel. Olumlu bizim için. Barcelona'nın gözü Bernardo Silva'nın üzerinde. Barcelona bayağı yatırım yapacak gibi gözüküyor ya. Harbi sağlam oyuncu. Teknik olarak bayağı sağlam. Ooo Pavon'u Barcelona almış. Allah Allah. Güzel. Vasi onu aldığına göre bundan sonra biz alamayız. Artık bunu çıkartalım. Pedrinho şu an gözümüzde daha bir kıymetli oldu. Devam. Aha. Pro oldu. Pro oldu ama çok bir cecuk olmadı sanki. Dört buçuk olmuş mudur sanmam. Dört yıldızda kaldı ya. Kararlılığı biraz gelişse iyi olacaktı. Allah Allah. Kalecilerin niye bu kadar ağır görevi? bir topu 3 tane kaleci var. Oğlum sen başlama lan. Gitiremiyorsun sonra. Evet. Tosun geri döndü. Güzel. En azından lig maçlarında biraz Aaron'u dinlendirmiş oluruz. Sivas Belediye. Türkiye Kupasını geçen bizim için çok önemli değil. Evet, bir dahaki bölüm bir göztepe maçımız var. Ardından da çocuklar antrenman düşük diyor. Vallahi bilmiyorum çocuklar. Düşük müşük diyorsunuz ama sonra da gidip gidip sakatlanıyorsunuz. Acaba bir dahaki maça da rotasyonla mı çıksam, az kadroyla mı çıksam? Bence az kadroyla çıkayım ya. Arada böyle bir maç rotasyon kurtarıyor. Ondan sonra iki maç şey yaparız. Burası zaten taktik rakip analizi. Şu bir gün çok ağır olmayacak. Kurtarır. Zivkovic. Dibala United'a gitmenin. Geç bunu. Beşinci üçcü tur kuralları çekiliyor. Çekilsin. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.